Herkese merhaba arkadaşlar. 21 Eylül güncelleme notlarına hoş geldiniz. Bu arkadaşlar 5. kaydım. Maalesef mikrofonumda sıkıntı vardı. Etkinlikleri de göstere göstere yaptım. Bayağı bir anlattım. Ana bir baktım mikrofon sıkıntı. 5. de en sonunda halledebildim. Şimdi arkadaşlar hemen uzatmadan başlayalım. İlk olarak 21 Eylül güncelleme notlarımızda arkadaşlar Night Marble etkinliği başlamış. Nedir bu Night Marble etkinliği? Aşağıda event sekmesinden arkadaşlar Marble etkinliğine ulaşıyoruz. Ulaştıktan sonra bize bir adet şöyle bir şey çıkartıyor arkadaşlar. 2 saat oyunda durduğunuzda bir bedava zar atma hakkı çıkartıyor arkadaşlar bize. Şu an üstünde para var mı? Yok. Onun için gösteremeyeceğim. Şöyle söyleyeyim. 2 saat doldu. Dolduktan sonra bize bir zar hakkı veriyor bedava. Buna tıklayıp İşte bedava kullanmak istiyor musunuz? Yes diyeceksiniz arkadaşlar. Yes dedikten sonra zar atacak. İşte 3 geldi mesela. 1, 2, 3. Yani bu ödül envanterinize dahil oluyor arkadaşlar. Gün gün bu şeyi yaparak para vermek istemiyorsanız eğer gün gün yaparak birinci bölümü tamamladığınızda yani birinci turu tamamladığınızda da ödüller var arkadaşlar. Her turda. Şurada 1 yazar mesela. Buraya geliyoruz arkadaşlar. İşte birinci turu tamamladık diyelim. 3 gün 4 gün sürdü diyelim. Tamamladık. Ne oluyor birinci turduk tamamladığımızda? Wing of Hellfire Dragon Exchange Voucher 1 günlük. Before dediğimizde envanterimize gelecek ve bu gri yanacak arkadaşlar. Her tamamladığımız tur için ayrı ayrı ödüller var. Tek tek okumuyorum video çok uzamasın diye. Durdurup okuyabilirsiniz. Hani işe yararları söyleyeyim işte 9. turda tamamladığınız 9. turda Lunar Tatto 30 günlük alıyorsunuz. 8. turda işte kanat alıyorsunuz 30 günlük. Bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz 1M, 2M, 3M şeklinde katlanıyor tabii her çevirmenizde. Parayla da yapabiliyorsunuz ama günlük şeyde de yetişiyor diye biliyorum. 4 hafta sürecek. Yetişmiyorsa da 1M'lik alıp yetiştirebilirsiniz muhabbeti. Dediğim gibi her turu tamamladığınızda bu ödüller var. Her attığınız yani ilerlemede de bu ödüllere sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Marble etkinliğimiz bu şekilde. Full Moon Rift etkinliği başlamış arkadaşlar. Bunu anlatmaya gerek yok zaten. Geliyor sürekli. Havuç etkinliği başlamış. Bu havuç etkinliğini genelde çok PM attılar. İlk Minark'taki çarımla yapmaya çalıştım. Çok PM attılar. Ben bu şey etkinliği biliyorum. Arkadaşlar bu etkinlikte Lunar Lady Magpie MPC'sine geliyoruz. Sağ tıklayıp 50K'ya arkadaşlar bir tane gördüğünüz üzere havuç alıyorsunuz. Bu havucu şurada bir NPC var. Tavuk diyorum. Çok özür dilerim. Tavşan NPC'si gördüğünüz üzere. Şimdi o arkadaşa gidiyoruz. Ya çok deli mesaj geldi. PM attılar. Ya bu çözebildim mi bu etkinliği nasıl bir şey diye onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geldik bu tavşan arkadaşın yanına. Bunun iki tane seçeneği var. Yani onu da söyleyeyim şimdiden çünkü onu yapmayabilir. Hemen onu da okuyayım sizlere. Arkadaşlar bu havucu bu tavşan arkadaşa verdiğimizde ya bize direkt olarak ödülümüzü veriyor ya da sizden bir adet tavşan kesmenizi istiyor. O tavşanı da şuraya atıyor arkadaşlar. Tam tamına şuraya bir yere. Şuraya. Onu başkası da kesebiliyor. Bazen çıkmayabiliyor. Hani çok garip bir şey. O yüzden direkt NPC'ye bu şekilde döneceksiniz. Sakın şu şekilde dönmeyin. Yoksa tavşan yok oluyor. Şu şekilde arkadaşlar şuraya bir tavşan atıyor. Onu skillinizle, R vuruşunuzla kesebiliyorsunuz. Kestikten sonra zaten görev tamamlanmış şeklinde bir ünlem işareti çıkıyor. Buradan görevi temin edebiliyorsunuz. Veya o çıkmazsa işte direkt olarak havuç alıp ödül de verebiliyor arkadaşlar. Hemen göstereyim. Şöyle tıklayıp hani iki tane seçenek var zaten diyor. Confirm diyelim. Evet tavşan attı gördüğünüz üzere. Bu tavşanı kimse yok zaten. Başkası geliyor. Hemen şunu parçalayalım. Evet. Gördüğünüz üzere kestik. Kestikten sonra arkadaşlar bu yeşil ünlem çıkıyor. Şimdi ödülümüzü verecek bize. 1 milyon X diye hatırlıyorum. Diğer gelmişti bir ara. İkinci seçeneği canavarı o yani şeyi yakaladım diyorum arkadaşlar. Confirm diyorum. X yerine bir tane zaten 50 X'ten aldığımız yetmiyormuş gibi buraya da eklemişler. Gördüğünüz üzere bu görevi bu şekilde hallediyorsunuz. Ya da dediğim gibi direkt tavşan atmadan bu ödülü de vermiş olabiliyor. Onları da söyleyelim arkadaşlar. 1 milyon exp veriyor. Vermezse arkadaşlar işte az evvel aldığım Holy Water'dan veriyor bir adet.
Full Moon Amblem bir günlük veriyor. Lunar Tatto bir günlük. Rabbit Pet Transformation Skrull ya da Lunar Rabbit Mortar Peace. Yani bunlardan herhangi, özür diliyorum, bir tanesini veriyor arkadaşlar. Büyük Şeytan Tavşan Etkinliği. Emece ve Luferson haritalarında 6 saatte bir ortaya çıkacak olan Büyük Şeytan Tavşan öldürüldüğü zaman oyuncular XP 3 tane, o bana az evvel atan pottan 3 tane kazanıyor arkadaşlar. Ayrıca Büyük Şeytan Tavşan'a son vuruşu yapan oyuncuya yaratık kutusundan Lunar Gift Box eşyası düşmekteymiş. Eşyayı yine az evvel havucu aldığım eşyayı Lunar Lady Magpie'den takas edebilirmişiz arkadaşlar. Bu takasta Ibex 25 pot, Chris 25 adet, VIP kupon bir günlük, işte toplama şeyi perisi bir günlük, Switch Premium bir günlük, işte Speed Up Pot diyelim bir adet, yani SVSC. Weapon Enchant, yani ağaç atak seyirciye bir adet. Armor Enchant bir adet. Bunlardan herhangi bir tanesini atıyor arkadaşlar. Yani bu büyük tavşanı kestiğimizde kutu bize kalırsa bu kutuyu da gidip işte Lady Magpie'den kırdırdığımızda bunlardan birisini alıyoruz. Veriyor yani. Patos o veriyor bu arada. Biz seçemiyoruz. Onu söyleyeyim. Rastgele herhangi bir tanesinden veriyor. Arkadaşlar Aset NPC üçlü SC buff ve Patos Glove satışı etkinliği gelmiş. 2 adet 30 günlük Patos Glove 60M şeklinde. Defansı bu şekilde, atağı bu şekilde. 2200 HP ya da 380 ACSC arkadaşlar 60M şeklinde. 2200 HP, 380 AC ve APSC yani Atak Skrull paketi 75M şeklinde gelmiş. Evet arkadaşlar, Ronak Land Yıldırım Savaşı etkinliği oyuna eklenmiş. Onu da kısa bir hemen okuyayım. Bunu anlamazsanız videosunu çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar CZ haritasında Türkiye saatiyle 11, 15, 22 ve 01'de başlayan, bunlara birer saat ekleyin bizim server'ımıza göre, yani saatimize göre büyük ihtimal o şekilde. Yanlışım varsa lütfen yorumlarda düzeltin. Başlayan Yıldırım Savaşları ile öldürdüğümüz düşman ve kazandığımız lider puanları ile özel sıralamaya girerek etkinlik ödüllerini kazanabilirmişiz. Etkinlik süresi her bir etkinlik saati için 30 dakika, yarım saat ve en fazla öldürme sayısına sahip olan ırk etkinliği kazanan tarafı olarak belirlenecek arkadaşlar. Yıldırım Savaşları başladığında sohbet penceresinde şu şekilde CZ Blitz has started, işte yani bu Blitz etkinliği başladı muhabbet ediyor. Bu yazıyı göreceğiz arkadaşlar. 30 dakikalık etkinlik süresi sona erdiğinde sıralamada bulunduğunuz yüzdelik dilime göre kazanan ve kaybeden ırk oyuncuları ödüllendirilecekmiş. %10'luk seçim 10'da, işte 20'lik 9, 30, o şekilde görebiliyorsunuz zaten. Bunları tek tek okumayacağım. Sıralamanızı takip edebilmek için etkinlik sırasında alt tuşuna basarak Yıldırım Savaşı sıralama tablosuna ulaşabilirmişiz arkadaşlar. Etkinlik başladığımızda alt tuşuna bastığımızda bu pencerede görebilecekmişiz. Hangi yüzdelik dilimde olduğumuzu görebilmek için Yıldırım Savaşları sıralama tablosunda kendi adınızın yanında yer alan yüzdelik oranına göz atabilirmişiz. Sıralamada yukarılara çıkmak için yapmamız gereken çok şey, yani şey çok basit. Düşmanların peşine düşüp ve onları öldürmek. Eğer Yıldırım Savaşı haricinde CZ haritasında normal sıralamana bakmak istersen Yıldırım Savaşı sıralaması tablosunun üst kısmında bulunan yeşil ok butonuna basabilirmişiz. Yani arkadaşlar CZ'de ya benim ne işim olacak bununla, Yıldırım Savaşı'yla ben normal tabloyu görmek istiyorum dediğinizde şuradaki oka tıkladığımızda normal skor tablosu gözükecek CZ'deki. Onu da okumuş olduk. Etkinlik başladıktan sonra sol üst köşede yer alan can ve mana değeri penceresinin altında Yıldırım Savaşı sayacını ve skor durumunu görebileceğimiz bir bölüm otomatik olarak karşımıza çıkacakmış arkadaşlar. Bu şekilde. Hani işte 23 dakikası kaldı etkinliğin bitimine. O şekilde görebilecekmişiz. Etkinlik ödülünü alabilmemiz için oyunda olmamız ve envanterimizde boş yer bulması gerekiyor. Etkinlik olarak 3 adet farklı Peeper potundan rastgele birine sahip oluyormuşuz arkadaşlar. Peeper potu ve Ronark Land Yıldırım Başarımı bir de açı veriyor. Arkadaşlar Peeper pot şu an aktif değilmiş galiba. Gördüğünüz üzere boydan, hani böyle yanlardan kısa bir şey yapmış. Jilet kağıt şeklinde yapmış. Meşlere çok yakışacak bu arkadaşlar. Hani kağıtız ya biz meş olarak. Tam yani bildiğiniz
Bu şekilde ince bir transformation cycle veriyor. Ödüller de bunlar yani. Hani o işte yarım saat savaşıyorsun, yıldırım bilmem ne, işte o bilmem kaç dilimlik yüzdelik bölüme giriyorsun. Aha, iner misin, çıkar mısın? Bu şekilde inceltilecek bir şey veriyor arkadaşlar. Üçüncü de böyle bastı bacak yapıyor, şişko. Bunlar haricinde arkadaşlar CZ Yıldırım Savaşları etkinliğinde ilk %30'luk sıralama dilimine bir defa bile girmeyi başarabilirsek eğer biz leader ranking işte top 130 bize defansı açan bir açık hediye ediyor arkadaşlar. %30'luk bölüm. Bunun videosunu çekeceğim. Şimdi etkinlik saati dışında olduğumuz için gösteremiyorum maalesef. Yıldırım Savaşı bu şekilde. Arkadaşlar bir de sesli anlatım anonsları oyuna eklenmiş. Ne bu arkadaşlar? İşte kill aldığımızda hani işte multi kill, penta kill şeklinde bu anonsları dile getiriyor ya da sistem mesajlarını. Buna nereden ulaştığımızı yani şey var mesela arkadaşlar posta kutumuza mail aldığımızda bu ses geliyor. Bu da arkadaşlar şu options'a geliyoruz. Üçüncü seçenek narration diyeyim ben. Narra yani işte İngilizce aktığı için arkadaşlar fazla İngilizceden konuşamıyorum ama şu üçüncü seçenek. Arkadaşlar ben kapattım bunları. Normalde bu şekilde geliyor. Yani çünkü ben sessiz oynuyorum bu oyunu. Direkt şu şekilde kapatabiliyorsunuz. Hayır ben kullanacağım diyorsanız arkadaşlar da sistem mesajı yani işte Magicpack'in doldu, Mag'in doldu, bilmem işte envanterin doldu şeklinde ses kaydı almak istiyorsanız bu tıklık alabilir. Buradan işte men mesela erkek birinci ses. Buradan dinletiyorsun. Hoş. Vay. Dur bir dakika arkadaşlar. Şunu hoparlörü alayım. Sesi duydunuz mu bilmiyorum. Mesela ben işte sistem mesajı istiyorum. Men bir yani erkek sesi birinci seçenek. Ha işte böyle bildim. Ama ben bu adamın sesini beğenmedim mesela. İkinci men iki. Ha biri human biri ork. Bu şekilde arkadaşlar. Hayır ben biraz daha ince ses istiyorum diyorsunuz misal. Woman bir kadın. Yani bayan sesi her zaman incedir. Yani güzeldir. Naif. Gördün mü? En güzel kadına konuştum işte abi. Bu şekilde. Hayır ben sistem mesajında ikinci kadını seçmek istiyorum diyorsunuz. Bu da ork kadını galiba. Gudubet sese bak. Neyse. İşte bu şekilde kalabilir diyorsanız böyle olacak. İşte envanterde olduğu deyince bu cadolos bu kadın seslendirecek o muhabbeti. Ha, biri seçersek de bu güzeller güzeli sesi şey yapacak. Arkadaşlar kill narration'da da ne oluyor? Yani öldürdüğümüz işte mesela narration'a tıkladığımızda bir sürü seçenek çıkıyor. First kill'de işte benim sevdiğim kadın. İkinci de Karus kadın. Karus kadın. Cadoloz yok. Kadınlarımız güzel şeydir. Multi kill'de mesela Woman 2'yi seslendirir. Ama değiştirebiliyorsunuz tabii bunları. Hani şunu tabii bu işte kaydetmeden çıkmak istiyor musunuz artık? Onu, hani şunu tıkladınız. Ben kill sesi duymak istiyorum. Şöyle tıklıyorsunuz arkadaşlar. First kill işte birinci hanımefendi seslendirsin. First kill. Yani bu şekilde. Multi kill işte Karus. Multi kill. Bu şekilde. Erkek yok mu ya? Oo 4-5 falan seçenekler var oğlum. Hepsini tek tek dinletirsem video çok uzayacak. Emerald kill. Yani bu heyecanlı abimiz seslendiriyor. M3. Bu ihtiyar seslendiriyor. Onun kayınbiraderi büyük ihtimal. Sesler aynı. Hiç değişen bir şey yok. Arkadaşlar kabus. Evet arkadaşlar bu şekilde sesleri yapıyorsunuz. Asistlerde de arkadaşlar. Priest arkadaşlar da tabii. Şimdi bak. Priest arkadaşlar ne yapıyor abi? Kill alamıyor. CTR ya da int değilsen değil mi? Ne yapıyor? Asistler. Nice kill. Ha, bu heyecanlı teyze. Bu şekilde işte Apple deyip kaydedip bu şekilde devam ediyorsunuz. Yani bu şekilde yapıyorsunuz. Save setting dediğinizde de şey kalıyor. Mesela çöp atarken ses eder mi? Yok onu yapmadı. Neyse. Tek tek okumayacağım arkadaşlar. Gösterdim artık. Evet.
Ultima Dungeon ve Manesin Arenası etkinliğinde ortaya çıkmayan kapatma seçeneği Allah'ım sonunda kaldırmışlar arkadaşlar. Galiba o. İnşallah odur. Yorumlarda lütfen belirtin. Hani işte tam PK'nın ortasındasınız falan. Şuraya işte Ultima etkinliği başladı. Kapatıyorsun. Bak kanka başladı. Oğlum kapat. Oğlum başladı bak. Ya kapat. Oğlum bak biri daha iptal etti. Gel falan diye zorluyor ya şansını kanka. Onu kaldırmışlar. Yani kaldırma seçeneği eklemişler büyük ihtimal. Etkinliğinde ortaya çıkmayan kapatma seçeneği UU penceresine eklenmiş arkadaşlar. Buu Merchant üzerinde görünmeyen talisman upgrade item eşyası görünebilir hale getirilmiş. Coin etkinliği sona ermiş. Ultima Dungeon etkinliği sona ermiş. Asset Minevra, Special Defense, Priced Prayer satışı etkinliği sona ermiş. İngilizce okuyor farkındaysanız. Call of Logos ve işte onun biraderi Of Logos eşyası silinmiş arkadaşlar. Bunları zaten söylemiştim size. 21 Eylül'de patates olacak diye. Evet arkadaşlar, etkinlikler gelenler bunlar. Maalesef eski serverlar için biz bir şeyler bekliyorduk. Malumunuz Minark'ta bir Mage ekibinde oynuyorum. Eski serverlara bir CSV muhabbeti işte olsun, krallık olsun. Bir şey bekliyorduk ama maalesef yine gelmemiş. Eski serverlar yine unutulmuş. Maalesef hüzünlü bir güncelleme notları paylaşmak yani durumundayım. Üzüldük yani bırakma kararı almak üzereyiz neredeyse bu eski serverlarda oynayanlar olarak. Üzülüyoruz arkadaşlar. Ama maalesef elden bir şey gelmiyor. Çok uzadı video. Çok özür diliyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.